güzel yermiş. Ha? UTV çıkamadı orayı. Nasıl? Bak. Denememişti daha ya. Aha. Kaptır gel, kaptır. Ne yapıyorsun? İyidir bakın, sana ne haber? Özledim ha. Hacım kaç aydır görüşemiyoruz? Valla abi ne yapacaksın abi? Pandemi, mandemi, zart tuttu. Tamam etti. Paket olduk ya. Bu tam kapanma. Evet. Yaramadı bize. Ben ATV nasıl sürdüğünü unuttum ya. Bastır. Hadi Tanrısal, uzak yerden geldik. Üzme bizi. Bravo. Müdür kayıttayım, sıkıntı olmaz değil mi? Abi niye sıkıntı olsun ya? Sağda solda paylaşırsan. Aa, istediğin yerde paylaş. Yengeye ne dedin? Buradayım dedin değil mi? Buradayım dedim. Tamam o zaman, sıkıntı yok. Abi yenge de senin bütün videoları izledi yani. Aa öyle mi? Abi buradan oraya çekmek için. Yengeye buradan selamlar o zaman. Yeni gelin bu ya. Başımı derde soktu, aldırdı bana bu motoru. Niye abi? Sen de bizim abi, videoları, misin? Sen de bizim videolardan zehirlenenlerden misin yoksa? Hatim ettim, hatim ettim. Kaç kere izlediğimi hatırlamıyorum. Videoları mı? Emdenet, hanımla beraber izliyoruz ya. Allah Allah. Bütün gün ya. Motor sesi car car car, yengede de kafa kalmıyor tabi. Seni tanıyor zaten ya. Tanıdı artık yani. Tanımayan mı var ya? Hayırlı olsun abi, aramıza hoş geldin. Eyvallah başkan, sağ olasın. Nice güzel turlar inşallah. İnşallah inşallah, biz emekli adamız, her yol Paris bize. Budur ya, bize de senin gibi adamlar lazım ya. Öyle kofte adamlar, böyle ağırlı aletleri çürdüğü adamlar lazım değil. 100 bin lira para vermiş, binemiyormuş. İşte çıktık, ne oldu? Erdoğan öyle diyor ya, 100 bin lira verdim diyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zamandır tura çıkamıyoruz. Bu tam kapanma yüzden kilit paket olduk hepimiz evimizde. Bugün Gökhan'la ve Tansel'le beraber buluştuk. Küçük bir butik tur yapacağız, pasımızı atacağız. Değil mi arkadaşlar? Aynen. Tansel de bizim grubun yeni üyesi, ilk defa aramıza katılıyor. Evet, merhaba. Daha önce ben yokken bir tura çıktın değil mi bizim arkadaşlar? Tabii, Gökhan'la beraber çıktık. İyi, süper. İlk şeyi atlattı. Tansel'le karşılaşır karşılaşmaz ilk dediği laf, abi sen niye binlik almıyorsun? Ve bu bardağı taşıran son damla oldu beyler. Bunu bugüne kadar herkesten duydum. Yani siz de söylüyorsunuz yorumlarda sürekli. Artık satmaya karar verdim, makinemi binlikle değiştireceğim. Korkmayın korkmayın, para istemeyeceğim. Tabii alabilmem için önce eski ATV'mi satmam gerekiyor. Arkadaşlar ilana koyacağım büyük ihtimalle. İlan numarasını da aşağıda paylaşırım. Güzel bir fiyat performans makinesi. Yabancıya da gitmesin. Takipçilerimize indirim yapalım mı? Yani. Biraz. Olabilir. %1. Yaparız, anlaşırız. Pekala. Bugün başkan kimdi? Tansel abi olsun. Yok ben olma, ben çok acemiyim. Bugün Gökhan olsun abi. Tamam ben olayım bugün. Yeni başkan namzetsiniz. Hadi bugün rotamız, önce çamurda biraz oynayacağız, ondan sonra kum tepelerine biraz takılıp, ondan sonra çayımızı içeceğiz. Ha, çay turu bugün, alayımız evet. Çay. Evet. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi gidelim. Hadi başlayalım. Çıldırdım, çıldırdım. Abi toza bak ya.
prof çıktı. Yok abicim, devam. Hızlı. Hızlı. Hızlı hızlı. Budur. Ayakları kaldırdı inşallah. Çok iyi be. Yapıyorsun, devam. Kalırsın. Nereye yaptım? Orası daha derin. Ya çık oradan. Hadi 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 hadi. Tansel, geri geri gel, çık geri geri. Tansel, geri geri. Gel 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 gel. Gel gel gel. Budur. Adam yaşıyor ya. Abi adam offroad yapmaya gelmiş ya sen? O çok iyi. Değil mi? Ama oradan çıkmaz. Dur ben sana yol vereyim. Dediğin yere girdi bak. Kaptır bakalım. Çevre yolunun altındayız. Abi balık çıktı. Hadi teker dönmüyor, hadi. Kıyamıyor musun makineye? Kıyamıyor musun makineye? Her türlü kıyarım, hiç kıyamıyorum. Daha yeni öğreniyorum, daha yeni. Belli belli. Profesyonel gibi geziyorsun ortalıkta. Başkan sayesinde baba, senin sayesinde. Evet, hadi bakalım. Beni bir de sen çeker misin?
Ben çekeyim bana. Sabit atıyor. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada var ya, dere iğrenç. Öyle böyle değil. Adam sanatsal off-road yapıyor ya. Hadi bakalım. Seviliyorsun. Arkadaşlar ben artık çok girmiyorum sulara. Biliyorsunuz makine satılık. Değil mi Taza? Hop. Ya. Gıcıksın biliyor musun? Kepçe vuruyor. Arabalar buralara girip piknik yapmasınlar diye. Özellikle bu pandemi döneminde. Tabii biz ATV'ler olunca belediye ne kadar yolu bozarsa bozsun biz geçebiliyoruz. Öyle değil mi Tansel baba? Aynen baba. Yürü! Ekstremizi görelim hadi. Gölge yer bulduk biraz soluklanmak için. Evet güzel oldu. Sevgili başkanımızın önderliğinde. Başkanımız bizi güneşte bekletmez değil mi? Kesinlikle. Ama umduğumuz bir tur olmuyor. Neden? Çünkü su bayağı azalmış. Kalan kısımda da kuşlar var. Maalesef öyle oldu. Ortamızı biraz değişmek zorunda kaldık. Zaten su boyumuzu geçecek ki keyif alalım değil mi Tansel baba? Bak baştan ayağa hızlandık. balık yakalayamamışız ama. Balık yok. Abi su çok kötü kokuyor ya. O suda bırak balığı kurbağa bile yaşamaz. Beklemiş su. Aynen. Sigaralar yalan oldu. Burada. Ya abi oraya sigara mı konur ya? Ya oğlum oradaydı lan. Ah be abi. Sigara da ıslanmış hadi bakalım. Burada küçük bir mola vereceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam. Çok iyi ya. Basamıyor da gazı, ezecek beni. Hava o kadar güzel esiyor ki şu gölgelikte kaldık. Yani o kadar konforluyuz ki şu anda burada Antalya'nın sıcağında mükemmel bir esinti yakaladık. Hiç burada esimiz yok değil mi abi? Aynen öyle. Her an turu iptal edebiliriz. Çok sevdik burayı. Diğer taraftan şeyi bekliyoruz. İsmail gelecek. Polaris 570. O da az önce işi bitmiş. 4 gibi. Geleceğim dedi onu bekliyoruz. Başkanımızı da dedik başkanım biz bu şartlarda tur yapamıyoruz. Bir takım ihtiyaçlarımız var. Aynen giderilmesi lazım. Evet. Kolaydı suydu falan ıvır zıvır. Onları almaya gitti sağ olsun. Başkan tatlı adam ya.
Demin öyle demiyordum. Yok yani ya, ne diyordun? Ya kamera çıkken güzel adam diyeceğim tabii ki ya. Kapalıyken arkasından vereceğiz yani hayırlı. Dur kapatayım da konuş rahat rahat dur. Vay! Yüzünü gören cennetlik. Hasret kaldık ya. Ne haber? Nasılsın abi? İyi sağ ol. Vallahi çok özledik abi. Terlikle gelmiş adam. Terlikle. Tur var diyece koşa koşa geldin ha terlikle. İşten çıktık koştuk geldik. Benim motor yarıya kadar suya gelince. Motor içinde neden maske takıyorsun? Aman şimdi tipine bakayım ya. Nasıl nefes alıyorsun sen? Seni bekletmeyeyim dedim. Herkesten çıktım geçirdim baba. Kör oldu ya. Deterjan siparişine gidecektim. Bamya bamya. Efendim bro. Arkadaş böyle tur mu olur ya? İkisi de telefonda. Ne gördün? Kime bakacağım? Motor mu var? Ya orada bir tane ATV var. Anladım. ATV var? He, garanti kapsamına girdik. Gidip sataşalım mı bizim çöplüğümüzde hayırdır sen diyelim mi?
çünkü ya. Çok kötü abi. Yukarıdan gitti. Bayağı kötü. Oraya mı? Şuradan çıkalım. Kanser ya. Hortum su bir şey var mı? Ayaklarımızı yıkayalım. Ayaklar beş. Bak orada Baran çeşme var abi. Merhaba. Merhaba buyurun. Merhabalar. Şöyle bir çamurumuzu bir. Biz geldik ama pis geldik biraz. Tahmin ediyorum içeri almayacağım. Kanser abi bizi götürdü hep çamurlu yere soktu soktu. Kokuyoruz. En çok da Tansel kokuyor. Ya ona hiç almayacağım eve olsun. Valla Tansel abinin problemi. Biz evimize gideriz. Ben bekarım yani. Merhaba. Merhaba. Gökhan. Memnun merhaba teyzeciğim. Yani. Hoş bulduk. Annem. Merhabalar tekrar. Hoş geldiniz. Boydan aşağı bir de kendini yık abi. Bir abdest alayım da. Demin ne diyordun? Baran Bey'i videolardan tanıyorum dedim.
Kanser Beyciğin sizin videolarınızı seyrediyor. Ayrıca bana da zorla seyrettiriyor. İçeride sizce çok sevk alıyor, beraber izliyor falan diyorduk. Beraber izliyoruz. Niye öyle kıvırıyorsun? Kadın psikolojik baskı altında ya. Benim tanımıyor musun? Ben de ünlüyüm. Sizi şöyle tanıyorum. Hisar Çandır'da eviniz mi var? Ha. O kayalı ev sizin değil mi? Tamam, aslında bir şeydi. Sizi de oradan ben tanıyorum. Arkadaşla alakalı övünebileceğimiz hiçbir şey yok. Okumadı da, diploması da yok. UTV'ye eziyet ettin ama var ya. Ama o da o iş için alındı. Niye alalım ki o zaman ya? Yani? Yapıyorsun bu sporu, yemin ederim. Ama bence artık sana yetmiyor 500 evlilik. Yine geçmen lazım. Yok, önce baran başlayın. Yenge yastık altından altınları çıkar yavaş yavaş. Yok ya, altın falan kalmadı artık. Hepsini çıkardım. Vardı bir şeyler, vardı. Çıkar. Benim altın kedi çıkılır, vardı. Bankacı abi. Ooo. Ondan geçer yani. Yenge, ben de bir binlik düşünüyorum, bana da bir el atsan. Kredi. İsmail bir ısır bakayım. İsmail bir ısır şunu, hadi bakayım. Öyle. Adam bize tost yaptı arkadaşlar. İçi boş ya tostun, böyle bir şey olabilir mi? Var mı içinde bir şey? Ha suç. Ne oldun ya? Şimdi Tanser abi. Nasıl kömür atıyor ya? Tanser baba biliyor bizim sucuksuz tur yapmadığımızı. Bak sen. Bir sen ısırsana. Ülkek daha abi şey. Yenge teşekkürler, elinize sağlık. Milyonları gidiyor abi. Oo. İsmail'in yerine de ısırdım ben. Afiyet olsun. Getir abi, ısıracağım. Oh. Yürü be. Afiyet olsun. Onunla naz yaptın ya. Vallahi billahi. Arkadaşlar çok güzel bir yer. Şöyle yapayım. Beyler kadraja giriyor musunuz? Heh. Vallahi biz yemeğin kadrajındayız. Arkadaşlar. Tansel sağ olsun. Dedi gelin bizim oraya gidelim. Çay falan bir şeyler içelim dedi. Güzel bir sofra kurdu bize. Teşekkürler Tansel. Rica ederim, ne demek, her zaman. Bir tanesin, on numara adamsın. Geçen de Gökhan bizi daha evine misafir etmişti. Unutulmaz bir kokoreç yedirmişti bize. Ne ısırmıştık be. Heyecanla Baran'ın davetini bekliyoruz. Evet, konusu misafir açıldı. Sıra bendeymiş arkadaşlar. Sıramı savacağım. Bir dahaki turda benim davetime gidiyoruz. İtirazı olan ya sussun ya da yok. Şimdi konuşsun. Yok, peki. Güzel bir tur oldu. Pasımızı attık. Özlemişiz de bu arada, şaka maka. Bayağı indi. Dükkanı evet, kapatıyoruz. Önemli mesajlar vardı bu videomuzda. Arkadaşlar dikkate alalım. Yabancıya gitmesin. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Başkan kuzu çevirecekmiş köyden.